أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Yine Allah'ın huzurunda huzur bulmaya beraberiz ama biraz gecikmeli oldu bugün. İnanın benden değil. Teknik hata bunlar. Ben beceremiyorum. Neyse, yapanların kastı ya da hıyanet ve cinayet niyeti olmayınca tamam, kabul ediyoruz. Zaten Müslümanlar verdikleri sözü ya da kendi özel işlerini düzgün plan ve projeyle yapabilir hale gelirlerse bazı işlerin hallolduğunu kendimizden göreceğiz. Bismillah. Hadid suresi okuyorduk. Hadid. Ne anlatıyorsun diyorlar. Diyorum ki Hadid suresi. Hani şu demirden söz eden sure. Hayır diyorum ya. Olur mu? Surenin adı Hadid. Özel isim. Hani Bakara suresi okusaydım da inekten söz eden sure mi diyecektiniz deyince akılları varıyor. Evet değil mi ama? İnekten söz eden tabii. Hani İsrailoğullarına Musa aleyhisselam Allah size bir inek kesmenizi emrediyor dediği bir bölüm var elbette o surede. Ama bütün bir sureyi inekten söz eden sure diye ayarlamak, belirlemek, isimlendirmek biraz yakışık almıyor. İşte ondan dolayı Hadid suresi, 57. sure. Ben hatırladığım kadarıyla 7. ayette kalmıştım. Baştan 6 ayeti isterseniz bir daha okuyun. Hatta bir rivayet hatırlıyorum. Defalarca okuyun isterseniz. Neden mi? Sahabeden Bera bin Azib radıyallahu anh. Duydunuz mu? Bera bin Azib. Gerçi ne önemi var? Sahabeden biri desem de olur mu? Öyle ama adam telefonunun markasını değiştirmek istemiyor. Yanlış telaffuz edene de gülüyor. Mesela ben bu dönemdeki muhteşem, korkunç boyutta alimlerden söz ediyorum. Aman kim diyorlar. Ya sizde de vardır, bizde de herkeste olur diyorum. Ne var yani hiç duymamış gibisiniz. Ama gerçekten diyorlar böyle bir alim, böyle bir adam var. Hayır böyle bir alim var diyorum. Neden mi? Hani diyorum yuvarlak kafalı, ortası delik kafalı. Nasıl oldu? İmam CD'ler var ya diyorum. Adam önce intikal edemiyor, CD diyecekmişin. Ya ne fark eder diyorum. CD'de, DC'de ne olur da yani ayet mi bozulur, namaz mı bozulur diyesim geliyor neredeyse. İşte onun gibi. Bera bin Azib radıyallahu anh der ki, Allah kendisinden razı olsun ne demek? Allah cennette buluştursun demektir. Bizi de inşallah. İmam Ali Efendimiz kerremallahu veşeh radıyallahu anh'a varmış. Demiş ki Allah aşkına. Ey yüce imam, Allah aşkına deyince akan sular durur bilir misiniz? Nasıl yani? Bunun bilincinde olan bir adama Allah aşkına dediniz mi her şey elbette onun dediği gibi olmalıdır. Çünkü Allah aşkına her şey yapılır. Bununla ilgili enfes bir rivayet var Mecmu'z Zevaid'de. Yolunuz düşerse elinizin altında olduğunda okuyun inşallah. Der ki İmam Ali Efendimiz'e radıyallahu anh kerremallahu veşe Allah aşkına Allahu Teala'nın Cebrail aleyhisselamla Muhammed aleyhisselama gönderdiği onun da sadece sana öğrettiği özelleşmeye bakın. Torpil istiyor. Ya da sen torpillenmişsen ben yararlanmak istiyorum diyor. Vallahi Allah aklıma getirdi. Onun için istiyorum dercesine boyun büküyor sanki. Allah'ın Cebrail aleyhisselamla Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem'e öğrettiği ve onun da sadece sana öğrettiği bir duayı rica edeyim diyor. Güzel mi? Kim istemez ki? Kim buna karşı gelir ki? Ben öğrenince şaşırmıştım. Acaba bunu bize neden öğretmediler diye. Ona güvenip yatmaktan mı korktular bilmiyorum ama biz zaten ne öğrendik ki dedim ve rahatladım sonra. Bakın isterseniz camilere, meclislere,
Hatta isterseniz haremde, Mekke'de, Nebevi Mescid'de, Medine'de gözleyin çevrenizi. Sizin köyden giden insanlar sadece amin diyorlar. Biri el kaldırınca onlar da kaldırıyor ama biri amin deyince o da amin diyor ama sadece amin diyorlar. Dua etme imkanları neredeyse hiç gelişmemiş. Allah affetsin. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh kerremallahu veçe buyurur ki Hadid suresinin başından 6 ayet. Hadid 6 ayet okuduk ya o bölümler. Bir de Haşr suresinin sonundan 4 ayet. Haşr 4 ayet. Vallahi not edecek de halimiz yok. Ben araba kullanıyordum. Ben yemek yapıyordum. Ben şu anda tamam. Sen bunun kastıyla nereye okursan oku diyesim geliyor ama sen o ayetleri hatırlarsın. Zaten Hadid'i hatırlaman uygun. Çünkü ben Hadid suresinin huzurunda bunu söyledim. Onu biliyorsun. 6 ayet tamam. Haşr suresine gelince hani çok duyduğunu zannetsem bir hüsnü niyet olarak Hüvallahüllezî la ilahe illâhu diye okunan ayetler var ya onun bir öncesi Lev enzelnâ diye başlayan ayet. 4 ayet, son 4 ayeti de okursun diyor İmam Ali Efendimiz kerremallahu veşe. Sonra elini kaldırırsın diye bir tabir var hadiste. Yani elimizi kaldıracağız. Sadece elimiz dizimizde, elimiz bağrımızda, elimiz kalbimizin üzerinde dua edilir mi? Edilir ayrı ama biz orada Ali Efendimiz'den duyduğumuzu radıyallahu anh bilerek söylüyorum ki elini kaldıracaksın diyor ve de duanın kıblesi semadır çünkü Allah semadadır diye değil. Aleyhissalatü vesselam öyle öğretmiştir de ondan hatta veda haccında koltuk altları görülecek kadar kaldırmış. Öyle de mümkün. Tersi de var mı? Özel dualarda o da mümkün. Ve Allah'tan iste ne istersen diyor. Bera bin Adib radıyallahu anh'e İmam Ali Efendimiz kerramallahu veşe. Ve kesinlikle inanıyorum ki o istediklerini Allah sana verecektir diye bitiriyor rivayeti. Ne oldu şimdi? Ben Allah'tan ne isteyecektim? 50 milyar. İste. Ama belanı bulursan karışmam derim bazı isteklerin karşılığında. Çünkü Allah sana şöyle uyarıda bulunur o anda. Kulum, seni ben bu mal mülkle imtihan edince bu seviyede senin cennete gitmeni kolaylaştırıyorum. Yok eğer sen dediğin gibi istersen tahammül edeceğini zannetmiyorum diyecek değil ya Allah. Allah zanneder mi? Allah biliyor zaten bize düşen teslimiyettir. Geliyor delikanlı. Dua etmem istiyor. Bir kız istiyor ki bambaşka, sanki yeryüzünde benzeri yok. Saf saf soruyorum. İster misin Allah? Sana haber gönderse, kulum nasıl bir kız istersen tarif et, gözünün rengine kadar ben onu yaratıvereyim sana dese ne dersin? Birden gözü cam gibi oluyor. Aman sakın ha diyorum. Hemen arkasından sapıtmasın söz söylemeden diye. Sakın ha diyorum ha. Allah böyle bir haber gönderse diyeceksin ki, demelisin ki, ya Rabbi, aman beni bana bırakma. Ben bugünümün hayrını bilmem ki yarını bilsem. Sen benim için hayır olanı takdir edersin. Ama ben senden istiyorum ki, beni o takdirine razı kıl. Boynumu kolayca bükeyim ya Rabbi demelisin diyorum. İşte biz de Allah'tan isterken, onun razı olacağı şeyleri, ama kolay olarak istesek, ya Rabbi biz aciz ve zayıfız, bize kolayını lütfet diye. Bu arada bir duada ek bilgim olsun. Allah-u Teala mutlaka kabul edeceğini öğrendiğimiz bu dua söyledim. Ben öyle inanıyorum. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tek bu sözü söylememiş ki başka nice söyledikleri var. Onlarla birleştiriyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın kabul modeli şöyleymiş. Bir, hemen o istediğimizi kabul eder ve bize verir. Ya da geciktirir. Bizim dua etmemizi ister, tekrar tekrar istememizi ister. Hatta dua ettim ettim de kabul etmedi denilmedikçe kabul edeceğine garantimiz vardır. Bir de üçüncüsü, dünyada kabul etmez de ahirette affımıza sebep kılar, lütfuna sebep kılar, cennette derecemizi yükseltir. O da bizim için daha hayırlıdır. Söyleyin, Allah sen çok güzel şeyler istedin. Oğlun, kızın ahlaklı olsun, hanımın geçimli.
veya kocan edepli terbiyeli olsun. Neyse istediğin, neye göre istiyorsan Allah da haber gönderse, kulum sana bunları dünyada vereyim mi yoksa cennette bunlar adına çok daha güzel karşılıklar mı lütfedeyim dese ne diyeceksin? Ben sahabeden bir kadının ne dediğini biliyorum. Aleyhissalatü vesselamla karşılaşır. Kadınlar içinde, erkekler içinde, sahabenin içinde sara hastalığında bir kadındır. Yani kendini kaybediyor, yola düşüp bayılıyor veya bulunduğu yerde. Hemen buldu ya kaynağını, Allah'a dilekçe merkezini buldu ya diyelim, ayıp olmasın, estağfirullah. Aman ya Resulallah, dua et de şu hastalığım geçsin. Ne kadar güzel, ne kadar yerinde bir istek. Peygamberden istiyor. Evet, çok hoş. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, ister misin? Sen bu hastalığa katlan, Allah sana cennette karşılık versin. İster misin? Dua edeyim, hastalığın bitsin. Aman ya Resulallah diyor. Hemen, firasetli kadın tabii. Aman ya Resulallah, kesinlikle cennet istiyorum. Ama eğer çok bir şey istemiş olmayacaksam, sen dua et de hastalanınca, düşüp bayılınca sağım solum açılmasın, hepsi o kadar diyor. Ve aleyhissalatü vesselam da ona dua ediyor. Hatta bu hadiseyi rivayet eden sahabe diyor ki, bu kadın Medine sokaklarında dolaşırken biz cennetlik birine bakmak isteyen buna baksın diye gösterirdik diyor. Çünkü cennet garantisi aldı ya peygamberimizden. Öyle bir etkisi var mı peygamberin? Benim peygamberimin var. Senin mi? Sen ben demedim. Yani sen nasıl istersen öyle inan dedim sadece, anla beni. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealekum mustaklefine fi. Az önceki hadiste eksik bıraktığım bir yer var, hemen tamamlayayım mı? Ayetleri bitirdikten sonra şöyle dua edecekmişiz elimizi kaldırıp, daldım ben. Estağfirullah. Ey kendisini böyle 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 tanıtan Allah'ım diyecekmişiz. Yani ey semavat ve arzdakilerin kendisini tesbih ettiğine inandığım Allah'ım. Ey aziz olan Allah'ım, ey hakim olan Allah'ım, ey mülk kendisinin olan Allah'ım diye burada anlatılan şekliyle onu öyle kabul ettiğimiz Allah'a beyan edeceğiz ve dua edecekmişiz. Mübarek olsun, Allah kabul etsin. Aminu billahi ve rasuli. İnanın Allah'a. İman edin Allah'a. Peygamberine de iman edin. Dahası ve enfiku mimma cealekum mustaklefine fi. Başkalarından size kalan ve size verdiği, infak ettiği, onlardan infak edin Allah'ın size verdiği şeylerden. Çünkü bir vakitler Ad'ın ve Semud'un dönemindeydi bu mallar. Nuh kavminin, Ad kavminin veya Medyen ve Eyken'in de bu mallar. Babanızın, dedenizin babasına aitti. Ya da adını sanını bilmediğiniz nicelerinden size kadar intikal etti de sizi halef kıldı Allah bu mallarda. İşte onlardan infak edin. Duada unuttuğum bölümü nasıl da hatırlattı burası biliyor musunuz? İşte buraya kadar 6 ayette anlatılan ayete iman edin demekti de ondan. Yani ey semavat ve arzdakilerin kendisini tesbih ettiği Allah'ım. Ey aziz ve hakim olan Allah'ım diye dua edecektik. Ama burada semavat ve arzdakilerin kendisini tesbih ettiği Allah'a inanın. Aziz olan Allah'a iman edin. Hakim olan Allah'a iman edin. Semavat ve arzın mülkü kendisinin olan, hayat veren, ölüm veren, her şeye gücü yeten, her şeye takdir yetkisine sahip Allah'a iman edin. Evvel olan, ahir olan, zahir olan, batın olan Allah'a iman edin diye buraya kadar sayılanları tekrar hafızamızda canlı, kalbimizde yerleşmiş, gönlümüze yer etmiş biçimde tekrar tekrar ederek işte bu Allah'a iman edin demek olacak galiba. Evet, o Allah'a iman ediyoruz. Ya Rabbi, makbul bir iman lütfet bize diyoruz. Ama hemen arkasından Allah ne istiyor bir de? Bu Allah'ın bizimle diyaloğu, bizimle beraberliği, bize emirlerini ulaştırması, bize örnek kul olması açısından da Resulüne de iman edin. Ben Allah'a inanırım. Yani onu kabul ederim ama Resul mü? İnsanlardan biri mi? Yani o insansa ben de insan arkadaş dememiz gerekiyormuş. Yani Allah'a iman edin ama Resulüne de. Hani
klişe halinde bir hadisle belirlenen iman prensipleri var, bilirsiniz. Neydi o? Amentü diyoruz ona. Amentü billahi, ben inandım Allah'a. Salt, net, karışıksız, eksiz bir Allah'a iman ettiğinizi söyleyeceksiniz. Güzel, inandınız ama ve melaiketihi, öyle bir Allah'a inanıyorum ki onun melekleri de var diyecekmişsiniz. Evet ya Rabbi, senin meleklerin de var, ona da inanıyorum. Veya melekleri olan bir Allah'a iman ediyorum. Ya da kitaplar gönderen bir Allah'a, peygamberler görevlendiren bir Allah'a iman ediyorum. Peygamberlerle kitaplar gönderen ve meleklerini bu konuda görevlendiren, bana hayat programını arz eden, buna göre yaşarsan cennet, değilse cehennem var diyen bir Allah'a, yani ahiret gününde de söz sahibi bir Allah'a inanıyorum. Ve Allah beni nasıl isterse öyle imtihan eder. Onun imtihan modeline karışmaya kimsenin yetkisi yoktur. Ben de karışmıyorum. Yani beni hayır ve şer adına bana göre öyle olanlarla imtihan etmeye yetkilidir. Ama o neyle imtihan ederse o benim için hayırdır. Buna inanıyorum. Allah böyle bir Allah'tır diye iman etmem gerekiyordu. Kur'an'da da benzeri ayetler varsa biz de öyle inanalım. Allah'a inanın ama peygamberiyle birlikte. Ayırmaya yetkimiz var mı? Yani peygamberi ya Rabbi bir kenara bir alsan. O gerçekten kafamızı karıştırıyor. Çünkü ne dediğini bilmiyorum. Kendisini görmedim. 1500 yıl kadar önce yaşamış. Ne ola ne kala, çünkü deneme yapıyor adam. Önünde 40 tane öğrenci bir kağıda yazıyor. Hastaneye giderken yolda düşüp bayıldım. En baştaki sırada sağ baştaki çocuğa okutuyor. Kimseye göstermeden. Oku yavrum. Gülüyor. Oku bir daha. Bir daha okuyor. Bir daha üç. Anladın mı? Tamam. Şimdi kimse duymasın. Sadece yanındakinin kulağına söyle bakayım. Söylüyor. Sen de arkadakine, sadece kulağına, o da söylüyor. Orta sıraya laf gelince ne anladın, ne dedi arkadaşın diyorum. Ölürsen mezarıma gelme demiş. Nereden çıktı mı? Kulaktan kulağa, dilden dile, ağızdan ağza laf değişir efendim. Değişirmiş tabii. Yani peygamber döneminden bu zamana kadar neler neler olmuş, ne savaşlar ne barışlar olmuş, ne hengameler yaşamış insanlar, ne arbedeler olmuş. Evet, dolayısıyla peygamberin sözlerine şimdilik yani izin ver, dokunmayalım. Senin sözlerini bir anlayalım ya Rabbi. Ciddi misin diyesim geliyor. Allah diyor mu? Allah kitabında diyor zaten. Allah'la peygamber arasını ayırmak yok diyor. İkisini ayırmak yok. Çünkü ikisini ayırmaya kimsenin yetkisi yok. Zaten peygamberi kenar aldın mı Allah'ı tanıyamazsın ki. Hatta ve hatta bir cesaret bulsam Allah'tan af dileyerek desem ki İslam dininde bir numara iman esası nedir? Yani ondan öncesi hayır, bir numara. Ben rahatlıkla diyorum ki peygambere imandır. Allah ikinci sırada mı? Hayır. Bunun ikincisi olmaz bir maddedir. Birincisi tek anlamına, ikincisi olmayan bir madde peygambere iman. Neden? Allah'ın Rab ve ilah oluş gerçeğini kim dedi de inanıyorum? Peygamber. Ya Allah dedi ya, kime dedi bunu? Bana demedi ki. Ahireti peygamber dedi diye inanıyorum. Bu Kur'an Allah'tandır. 114 sure Kur'an'dır diyen de peygamber. Bir arkadaşın bir yorumu var benim bu öksürüklerime bazen. Şeytan gıcık veriyor galiba diyor. Ne yapayım dedim. Dua et dedi. Konuşurken mi? Yani konuşmazken oturuyorum veya böyle bir evrensel konuşma yerine bireysel biçimde biriyle konuşurken bu kadar olmuyor elbette ama işte dua edin diye mi söyledim? Dua istenmezmiş, haber verilirmiş, karşıdaki layık görürse dua edermiş, biliyor musunuz bunu da? Yani bana dua etsene caizdir. Ama sen durumundan haberdar olunca sen dua edersen daha güzelmiş. Çünkü hatırlar mısınız? Aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. 70 bin kişi var ki diyor bir hadisinde, şerefli sözünde. Onlar hesapsız kitapsız, sorgusuz sualsiz cennete gidecekler. Hatta Ukkaşe radıyallahu anh kalkıyor, ya Resulallah dua et de beni de Allah onlardan kılsın. Sen de onlardan ol diyor. Sen de onlardansın diyor.
Arkasından biri daha cesaret buluyor. Ya Resulallah, bana da Ukkaşa seni geçti diyor. Kimdir onlar ya Resulallah? Ne özellikleri var denilince anlatırken bir maddede şöyle: وَلَا يَسْتَرْقُونَ. Dua istemezler. Onlar dualarını ederler. Duaya layık olurlar. Allah da onlara birilerini dua ettirir şeklinde. Beni de Allah hayır dualara layık kılsın. Ben mi? Sen benim parçamdın ya zaten. Aynı vücudun parçası değil miyiz? Hepimizi Allah hayır dualara layık kılsın. Amin. Evet. Ayeti bıraktık. Yine hadise geçtik, öyle mi? Ama ne yapayım? Mecbur kaldım. Allah affetsin. Allah'a inanan Resulüne de, Resul olmadan Allah'a iman mümkün değil diyordum. Bir örnek vereyim isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam konuşmasının arasında eğer bir ayet okuyacaksa besmele çekmiyor. Ben niye çektim? Ama sure başındaysa besmele çektiğini biliyoruz. Hatta böyle biraz kenara yanaşmış. Biraz uyur uyanık arasındayken birden uyanmış ve biliyor musunuz? Şu anda bana bir sure nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna'kel kevser okuyor. Ben de sureye baştan başladığım için Elem tera'ya Bismillah'la başladım. Bu sureyi biliyorsunuz değil mi hemen hemen? Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Fece'alehum ke asfin me'kule kadar 5 ayet zaten. Ne anlatıyor burada Allah? Bunun ne anlattığını bilmek için 2 yol var. 1. İlk defa bana gelmiş bu ayetler. Ben Arapçanın özünü bilirsem bunu anlarım demek. 2. Bu ayetler benden önce de birilerine gelmişti. Babamın, dedemin, babasının, babasının, evet, tabi'in nesli, sahabe nesli ve peygamberimize geldi önce. Onlar nasıl anladıysa onlar gibi anlamam gerekecek diyenler. Birinciyi anladınız mı? Bu ayetler bana geldi, ben nasıl anlarsam öyle anlarım. Maşallah, nasıl da cevval, nasıl da cevher bir adam mısın sen? Sen Arapçayı çok iyi bilince anlayacaksın değil mi? Hadi beraber anlayalım. Elem tera, görmedin mi, bilmiyor musun? Çünkü ra'a fiilinin, elem tera'nın görmek ve bilmek anlamına geldiğini, hatta rüyada gördün mü de olabilir. Çünkü rüya mastarı da vardır. Bir rüya işi de varsa tamam, bunu kavradığımı zannediyorum. Dedin mi içinden, hadi senin olsun o dediğin. Sonra, keyfe feala rabbuk, Rabbin nasıl yaptı? Allah'ın nasıllığını bileceksin, öyle mi? Allah'la ilgili nasıl olmaz biliyorduk eskiden ama hadi bakalım nasılını bil bakalım, nasıl yapmış Allah? Rabbin senin. Kaldı ki eğer sen salt dil olarak anlayacağını iddia edersen, ben senin Rabbinin kadın, para, erkek, güç, makam, mevki olduğunda iddia ederim. Ne yapacaksın? Gücün nasıl yaptı? Ya da para nasıl yaptı, ya da çevre nasıl yaptı, ya da sosyal güç, ya da ekonomik güç olmadı değil mi? Hadi bunu geri alıyorum bu sözümü. Bir ashabil fiil diye bir kelime daha geldi karşımıza, 2 kelime. Türkçesiyle Arapçayı anlıyoruz ya, biz o kadar da cahil değiliz canım, ashab kelimesini biliyoruz. Yani peygamberin ashabı falan var ya işte, evet. Ashab denilince arkadaşlar ve dostlar, birlikte sohbet edenler, beraber yaşayanlar anlaşılmaz mı? Evet, fille sohbet edenler, filin arkadaşları, fil grubu, filciler falan oldu mu? Olmadı değil mi? Yakışmadı mı? Niye? Sen ama yani Ebrehe falan... Bir dakika, nerede yazdı o? Kur'an'da ne Ebrehe var, ne Abraham var, olmaz hiçbiri. Yani sen onu nereden çıkarttığını söyler misin bana? Yani tarihten gelen rivayetlere göre, sen de biliyorsun ki tarihi rivayetlerin doğruluk payı hadis rivayetleriyle ayetlerin intikali konusuyla yarışamaz bile kesinlikle. Öyleyse birilerinden bir şeyler bilmek zorundasın. Dil bilince olmazmış bu iş. Sen daha nice dil konusunda her şeyi bildiğini iddia edenlerin yanlış yapacaklarını görürsün herhalde. Hani adamın birine demişler, be adam, sen hem inanç iddiasındasın, hem Müslümansın, hem namaz kılmıyorsun, ne oluyor sana? Neden demiş ya? Ne namazı, nereden çıkarttınız bu işi? Ya namaz işte,
Aa siz hiç Kur'an okumuyorsunuz da ondan. Bakın Kur'an'a öyle demiyor mu o Tanrı? Yani ne diyor? Onun Tanrısı Allah değil tabi. Peki ne diyor dinleyelim. La takrabu sala. Açık ve net söylüyor ya namaza yaklaşmayın diye. Dolayısıyla ne namazı, nereden çıkarttınız bu işi? Oysa adam devamını okumaktan aciz değil. Öyle hoşuna gidiyordu ondan. Bazıları Arapçayı bilmeden Kur'an'ı bildiklerinde iddia edebiliyorlar. Duydunuz mu hiç? Bugün nedense böyle başladım ama çarem yok. Çünkü garip bir konu, farklı bir konu. Nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Allah'a iman edeceksiniz. Yetmedi mi Allah'a iman? Bir de peygambere iman edeceksiniz. Evet Allah öyle diyor. Hatta bazı ayetlerde, bazı hadislerde kim ki Allah'a inanırsa, kim ki peygambere inanırsa ya da kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanırsa demiyor mu? Evet. Dolayısıyla Allah'a iman yetmez denilmez ama Allah'a ahiret inancını da taşıyan bir imanla iman ederse, peygambere iman adına da Allah'a iman ederse veya Allah'a iman adına peygambere iman ederse demektir. Çünkü adam Arapçayı da bilmeden Kur'an'ı anlamaya çalışmış. Mesela biri Meryem suresinde bir ayete gelince ay demiş buldum bakın ey insanlar ilan ediyorum Kur'an'da tabancayı buldum tabanca ve Kur'an. Şaşırmış dostları, çevresindekiler. Ne lan atıyorsun? Ne? Yok ya yemin billah ederim ki Kur'an'da tabanca geçiyor demiş ya. Bunu bugüne kadar kimse bulamamış. Bu iddiayı bilirsiniz değil mi? Din bugüne kadar anlaşılmamış. İlk defa biz anlıyoruz diyen çok insan var bugün piyasada. Anlasınlar onların olsun anladıkları ama bakın bu adam da tabanca bulmuş Kur'an'da. Ne demişler ya nerede buldun? Kur'an'da Meryem suresinde Meryem anamız doğum yaptıktan sonra veya önce işte orada şu hurma ağacını silkele bak sana taptaze hurmalar inecek bölümünde kelimeler Arapça orijinaliyle şöyle rutaben ceniyye taze hurmalar. Evet adam ruyu atmış taben ceyi de eklemiş ceniyanın cesini rutaben ceniyye rutaben ceniyye tamam tabancayı bulmuş adam. Ne güzel değil mi? Tabi eğer öyleyse bulunur yani. İnsanlar Kur'an'da her şeyi öyle ararlarsa istedikleri gibi bulurlar. Hatta surenin birinde ta, birinde ban, birinde ca bulacaktır. Tabanca olacaktır da deriz yani. Başka biri pazarda bağırıyormuş. Allah'ın övdüğü bitkiye gelin, Allah'ın övdüğüne gelin. Adam çok ekmiş, satmak istiyor. Ne? Tere, maydanozun arkadaşı yani. Ne demişler ya Allah neyi övmüş de ne diyorsun? Tere demiş. Nereden çıkarttın? Elem tere demiyor mu Allah demiş. Tamam bitti. Adam anlamış yani. Bakın tekrar ediyorum. Kaldığım yerdeyim. Henüz daha birinci ayetteyim. Aminu billahi ve rasulihi. İnanın Allah'a. Ama peygamberine de, peygamberiyle birlikte, peygamberi olan bir Allah'a inanın. Söyleyin şimdi. Peygamber kaybolmuş mu? Ona ulaşma imkanı yok mu? Kimse artık onunla ulaşamayacak, görüşemeyecek mi? Yani öldü bitti gitti öyle mi? Hayır. Evet şahsen öyle. Bedenen öyle. O da insandır. O da ölecekti, o da öldü. Ama onun peygamberliği ölmeyecekti. Yani deseydi ki şu Abdullah'ın oğlu Muhammed'in benim yani sevdiğim bir kul olduğuna da inanın. İnanırdık biterdi bizi bağlamazdı öyle değil ama yani Abdullah'ın oğlu değil Muhammed'in Resulü Muhammed Allah'ın estağfurullah Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oluşuna iman edecekmişiz. Ediyoruz ya Rabbi edelim bir isteği daha var Allah'ın ve enfiku bir de infak edin. İnfak. Size bugün madem böyle gittik Allah rızası için bir ayet daha okuyayım. Bakara suresi 177. ayet. Neden öyle yaptım? Ne ilgisi var mı? İnsanlar Allah'ın bizim hayatımıza karıştığına inansalar da bu imanın gereğini namaz abdest olarak algılıyorlar sanki sadece. Sanki namaz kıldınız, abdest aldınız veya her işinize Bismillah dediniz tamam. Öyle yok. Allah malınıza, mülkünüze de ekonomik ama sosyal ama siyasal hayatınıza da karışır deyince
ha tamam ama benim malım olmayınca zekat vermiyorum diyebiliyor insanlar. Güzel. Fakat Allah zekattan başka da mala karışır, onu biliyor musunuz? Nasıl mı? Yani bir kere başta mala karışmasının orijinal bölümü, nereden kazanıp nereye harcayacağına karışıyor. Bu kesin ve net. Ayrıca harcama kaleminde de özel sarf bölümleri var. Yani kendine harcayacaksın, çoluk çocuğuna harcayacaksın, komşularına, insanlara harcayacaksın. İşte bunları ikiye ayırıyor Allah. Bir de benim hakkım var, onu da ayırın diyor sanki. Allah'ın hakkı mı? Evet. Zekat Allah'ın bir hakkıdır. Bir de infak Allah'ın hakkıdır. Ayrıca bir infak var. Yani sadaka olarak dağıtmak gibi mi anlayacaksınız? Kur'an'da sadaka denilince Tevbe suresinde zekat anlatır. Onun için sadaka kelimesi yerine Hadid suresi de onu kullanmış, infak diyeceğim. Yani bize ait olan malın, mülkün, paranın bir bölümünü Allah rızası için Allah'ın dediği demediği, lazım olan olmayan insanlara vermek demektir. Yani İslam'ın yaşanmasında malımızı harcama bölümüdür bu. Evet. Bakın Bakara suresi 177. ayet. Leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriqi vel mağrib. Yüzünüzü o yana bu yana çevirdiniz. Ondan bundan oldunuz, şucu bucu oldunuz. Bu sizi cennete götürmez. Ama bir, yani cennetlik olma imkanı, onun vasfı ve özellikleri, men öyle bir adamın özelliği ki amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi ve nebiyyin vel kitabi ve nebiyyin, iman ehli olacaksınız. Bir, iki, ve atel mâle alâ hubbihi zevil kurba vel yetâma vel mesâkin ve ibne sebil ve sâiline ve firrikâb. Yani malınızı seve seve, sevdiğiniz malı Allah'ın sevgisi nedeniyle yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalanlara veya isteyenlere, yani dilenmeye mahkum ve mecbur kalanlara ve kölelere vereceksiniz. İki, infak edeceksiniz yani. Üç, ve akame salah, namazı ikame edecek, ayakta tutacaksınız, hayatınızın merkezi, dininizin direği kılacaksınız. Ve ate zekah, dört, zekat vereceksiniz. Bakın, infak ayrı, zekat ayrı ifade ediliyor. Dört tane daha var devamında. Onu size bırakıyorum inşallah. Benden sonra okursunuz. Bakara 177. Evet. Buna göre zekatın dışında bir de infak varmış. Zekat veren kişi de infak edecek. Zekat vermeyen kişi de infak edecek. Farkı ne mi? Zekat Allah-u Teala'nın bizim malımızdaki hakkıdır, fakat özel şartları vardır. Ne onlar? Belli bir miktar malın belli bir süre bizde kalması şartıyla belli oranlarda belli kişilere dağıtılmasıdır. Tevbe suresine bakın 60. ayet. İnnemâ sadakâtu lil fukara diye başlar. Okuyun. Belli bir miktar malınız olacak. Mesela 80 gram altın veya 96 gram. Ya da şu kadar gümüş. O kadar malınızı siz bir yıldır mülkünüzde tutacaksınız. Sizin olacak. Yani geçen seneden bu yana intikal etmişti. Evet, ya da ticaret malınızda altında, gümüştü, marktı, dolardı. Tamam, fark etmez. Yani sizin olacak belli bir miktar malınız ve bir yıldır sizde olacak. Babanız vefat etmişti de ondan 10 milyar, 50 milyar, 100 milyar altın kalmıştı veya dolar kalmıştı. Evet, ama daha 3 gün oldu, 5 gün oldu. Hayır, bir yıl sonra. Bunun belli miktarını, yani 5'te 1, 10'da 1, 20'de 1, 30'da 1 ve 40'da 1 oranlarda, altının değil ama malın, Allah için, Allah'ın dediği kimselere, o 8 sınıf insana vereceksiniz. Yani tevbede anlatılanlara. Ama infaka gelince onda ölçü imandır. Malınızın tamamını verebilirsiniz. Dün aldığınızı verebilirsiniz. Yarın elde edeceğinizi verebilirsiniz. 5'te 1 verirsiniz, 10'da 1 verirsiniz, 20'de 1 verirsiniz. Bu oranlar ne? Zekat siz hep 40'da 1 mi biliyordunuz? Evet, 40'da 1 biliyordunuz, doğruydu, ama ticaret malının, altın ve gümüşün, bir de koyunun oranı 40'da 1'di. Onu iyi anladınız, iyi hatırlıyorsunuz, ama hep 40'da 1 değilmiş. Yani madenlerin zekatı 5'te 1. Kendi sulanan arazinin zekatı 10'da 1.
sen sularsan 20'de bir, 30 sığırda bir ama 40 koyunda bir gibi böyle oranlar var. Peki infakta oran neydi? İmandı. Yani sen ne kadar verebilirsen. Bir hurman var, yarısını verdin. Kaç oldu? 2'de bir. Allahu Ekber. Ne kadar güzel değil mi? Verebilirsen ver tabii. 10 ton hurman var, 7 tonunu verdin. 3 ton sana haydi haydi fazla. Güzel, 2'de biri de geçti. Ne kadar hoş oldu. 3'te 2 oluverdi mesela. İşte buna göre insanlar mülkiyetlerinde olan malın, mülkün mutlaka bir bölümünü infak etmeliler diye bir emir geldi bakın Hadid suresinde. Mesela bir çocuk, bir genç, diyelim 15 yaşında. Babası buna her hafta başında 100 lira veriyor. Her hafta başında. Cebini her gün kontrol edip her gün 100 liraya tamamlamıyor. Yani mesela o gün 10 lira harcadı, 10 lira daha koyuyor. Ertesi gün 25 lira harcadı, 25 daha koyuyor değil. Hafta başında veriyor. Hafta başı ona göre hangi gün? Perşembe. Tamam, perşembe gün. Onu veriyor ve bir hafta boyunca ne kadar harcarsa çocuk kendine bağlı. Yani sorumlusu kendisi. İşte bu çocuk onun belli bir miktarını infak etmek zorunda. Maaş alanlar, aylık alanlar, günlük alanlar, haftalık alanlar, arada bir parası olanlar, bazen mülk edinenler mutlaka bir bölüm infak etmeliler. Ben bunun için 10'da 1 diye miktarı uygun gördüm maaşlar için. Neden mi? Hani madenlere benzemiyor belki bir maaş herhangi bir ortalama devlet memuru için. Fakat mesela bir imam ya da öğretmenin maaşının 3 katı alıyorsa birisi, onunki biraz madene benzer gibi değil mi? O biraz fazla versin. Şu anda konumuz o değil. Herhangi bir imam, herhangi bir öğretmen aldığı maaşın 10'da 1'ini Allah için kenara ayırsın. Neden? İnfakla sorumluydu ya. Az önceki örneğe dönelim. Yani genç delikanlı, hani 15 yaşında 100 lira alıyordu haftalık. O da 10'da 1'ini ayırsın. 10 lirasını. Ne yapacak onu? Parası olan ya da olmayan birilerine ikram etsin. Simit alsın. Çay ikram etsin. Ekmek alsın birilerine. Komşularından biliyor ya, bunlar az biraz gariban. Ben onlara bugün bir ekmek götürsem dese. Yapsın. Yani imkanı olduğu kadar bir çorap alsın veya benzer. Neyse işte. Yani İslam'ın izin verdiği harcamalardan birisini onlar adına yapsın. Ya da doğrudan para olarak versin. Al canım kardeşim, sen de bunu benim adıma harca desin. Çünkü Allah benden bunu istiyor desin ama. Çünkü ben evrensel bir bakış açısıyla yapıyorum ya da ekonomik bakış açım bunu gerektiriyor değil. Ya Allah dedi diye yapsın. Bunu şanla şerefle uygulasın. Birilerine de örnek olsun. Burada özel bir hatırlatmam olsun fakat. Öğretmenler bir ara bana bunu hatırlattılar. Hocam ne kadar güzelmiş. 3 aydır uyguluyoruz. Maşallah Allah devamını kolaylıkla nasip etsin diyorum. Ama bir sorumuz var. Ne oldu dedim yine, neden bir soru her zaman böyle saf ve samimi uygulamaya devam engel olan şeyler çıkıyor? Yok öyle değil dediler ama daha verimli olacağını zannedin. Ne o? Biz bu işi şöyle bir havuz yapsak. Evet, anladım hemen. İnfaklarımızı o havuza atsak. Ondan sonra suda ıslatsanız ve suyunu içseniz dedim ben hemen. Anladım ya. Yok öyle değil diye güldüler. Değil mi ama? Yani havuz yaptılar. Parayı oraya koydular. Sonra orada biriken parayla daha mükemmel, daha büyük, daha güzel, daha özel işler yapsak. He dedim tabii ya, birine görevlendirseniz. Sonra o görevliye de maaş verseniz tabii, böylece birine de iş çıkartmış olursunuz. Evet çok güzel olur değil mi bunlar tabii. Onlara hadi diyelim katılsam ama para birikince, çünkü siz onları dağıtacak imkan bulamayacaksınız. Toplandık. Aa öyle mi ya? Benim infak görevimi benim yerime üstlenen birini buldum. Aman bir havuz başı buldum. Ben de atsam diyen gelecek havuza parasını atacak. Sonra onunla kooperatif kuracaksınız. Sonra market işleteceksiniz. Sonra başka, yani ona para kazandıracaksınız değil mi? Oysa başkasının parasını siz blok edip kazandırmaya ne hakkınız var dedim. Şöyle de diyebilir miyiz? İnsanlar Allah'ın kendilerini sorumlu tuttuğu sorularla başkalarını sorumlu tutmaya yetkili değiller. Yani Allah seni malla imtihan ettiyse sen onunla mesul, sorumlusun. Ama hocam yani vallahi samimiyetle yemin ederim ki çevremde bunu vereceğim hiç kimse yok.
Maşallah, öyle mi? Bir. İki, vallahi arkadaş, hocam, dostum, kardeşim, evet yani ne diyorsun? Yani parayı dağıtıyorum, dağıtmaya da o kadar çok ki. Peki niye hala para kazanmaya çalışıyorsun öyleyse? Dağıtmaktan acizsen niye para kazanıyorsun? Ama ben kazanmazsam malım, mülküm tarumar olursa, yani sen boşa gideceğine o boşa gitsin der geçerim ben, beni bağlamaz o diyorum. Öz halamın oğlu bana gelmiş de eğer benim yerime al şunu infak et demişse, hayır demişim. Demek zorundayım çünkü. Niye? Allah onu sorum tutmuş, ben onun yerine. Vallahi hocam benim çocuk gerçekten o kadar zekidir de zannediyorum, bilmiyorum ama şimdi eti de senin, kemiği de senin, al hemen nasıl yaparsan eğit diyenlere diyordum ki, yapma ya, Allah yanlış mı yapmış yoksa? Estağfurullah hocam. Hayır, sen öyle dedin de ben öyle anladım. Yani Allah onun babası beni kılacakken seni baba yapmış, sonra sorumluluğunu bana atacaksın. Olmaz öyle diyorum. Allah o malı bana vermişse ben sorumluyum, değilse işine bak demek durumundayım. Yani sen dağıtmayı daha iyi bilirsin, sen de bil. Eğer iyi bir şeyse bu. Sen sonra benim için istediğini niye kendin için istemiyorsun? Tam tersi, kendin için istediğini de benim için iste. Öyle olunca gücümüz yettiğince ne diyecekmişiz? Allah'ın izniyle, ben Allah'a sorumluluk bilinciyle Allah'ın bana verdiğinden infak etmek zorundayım. Kime mi? Fakire, zengine. Zengine de olur mu? Mesela ben öyle insanlar bilirim, lüks ve israf harcamasında çok zengindir ama hak ve hakikatin tanıtımında adam nasıl da yoktur yani, çok garibandır. Mesela oğluna bir hadis kitabı alamamıştır. Üstelik söz de vermiştir günler öncesinden bu yana. Tamam, alacaktı da bir yolunu bulamamış. Bir para bu. Vallahi diyor, cebini boşalttı oluyor. Kasasını kesesini gösteriyor. Yok hocam diyor, yani evet gerçekten inanıyorum, yok yani. Evet, o işe harcayacak ne zamanı var ne imkanı var insanın. Ondan dolayı onların bulamadığına ben o infak faslından verebilirim. Bunun borç olarak verilmesi de mümkün olduğuna inandım. Sordum. Bunu işi bilenlerden fetvasını öyle anladım. Yani mesela kömür alacak adam, o ay yok parası. Senden borç istiyor. Ondan verirsin ama sonra getirince al. Neden mi? O para eksilmesin. O adam madem verebilecekse, kendisi imkanı yoksa, infak edememişse zorunlu olarak infaka katkısı olsun ama onun infak görevini üstlenmek anlamına gelmesin. Devam ediyorum ayete. Baştan aldım. Aminu billahi ve rasulihi. Anladınız değil mi? İnanın Allah'a, iman edin Allah'a, onu Rab kabul edin, onu ilah kabul edin, onu hayatınızın programını yapmaya tek merceği bilin, tek kaynak bilin. O kulu kölesi olacağınız, her dediğini dinleyeceğiniz, sözünden çıkmayacağınız, razı etmek zorunda olduğunuz bir varlık, bunu böyle bilin. Sizi siz eden, size din gönderen, kulluğu size anlatan peygambere de inanın, Allah'a inanın, peygamberine de inanın, bir de infak edin. Hem de neden mi? Mimma cealeküm müstahlefine fi. Bir vakitler birilerinin olan malı mülkü şimdi Allah size vermiş, halef olarak siz ona sahip olmuşsunuz. Bundan da verin başkalarına, infak edin. Çünkü fellezine amenu minkum ve enfaku. Kim ki Allah'a inanırsa sizden, iman ederse, peygambere inanır, iman ederse, peygamberin peygamberliğine, Allah'ın Rab ve ilah oluşuna iman ederse, Allah'ın peygamber gönderdiğine, peygamberin Allah tarafından gönderildiğine iman eder, birine kul köle olacağımıza, diğerine de kulluğun modelini ondan öğreneceğimize iman ederse, lehum ecrun kebir, çok büyük bir ecir, gerçekten ciddi bir mükafat vardır ona. Cennet vardır. Allah'ın razı eden kişiye cennette ödüller hazırdır. Ne dersiniz? Hani bir hadis hatırladınız mı? İşçinin ücretini alnının teri kurumadan ödeyin. Allah'a onun istediği gibi, hem de peygamberine iman eden kişi bir de infak ederse imkanı olan her konuda zamanını, imkanını, fırsatını, bilgisini infak ederse. Nereden mi çıkardım? Ama mesela Bakara suresinin başında ve mimma razaknahum yunfikun ayetini bizden öncekiler şöyle de anlamışlar. Ve mimma allemnahum yuallimun. Bizim öğrettiğimizi onlar da öğretirler. Bu da bir infak çeşididir.
Yani bildiğinizi öğreteceksiniz, imkanınızdan faydalandıracaksınız Müslümanlar insanları. İşte o zaman sizin alnınızın teri kurumadan Allah size ücret verecektir. Korkmayın. Peygamberiyle size bu emri veren, alnının teri kurumadan ücretini ödeyin diyen Allah, elbette sizin de alnınızın teri kurumadan ya da yaranızdaki kan yine aynı kan olarak ama rengi kan kokusu, ama rengi kan rengi ama kokusu mis kokusu olarak size cennette ödüller hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak layık kılsın ama kolaylıklar ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.